Herkese merhaba. Videomuzun konusu LinkedIn ortamında gezinirken rastladığım ve Jesse Benedict tarafından yazılmış olan ve bu videoyu izlemekte olan ya da daha önce kanalda yayınladığım makaleleri takip etmiş olan, kısacası kanalın takipçisi olan herkesin, eğitim alan herkesin mutlaka okumasını istediğim, benimle birlikte okumasını istediğim bir makalenin okunması ve Türkçe'ye çevrilmesi olacak. Makaleyi çevirmeye başlamadan önce şunu söylemek isterim. Mobil.İngilizce isimli Instagram sayfası kanalın aynı zamanda Instagram sayfasıdır. Beni oradan takip etmenizi de şiddetle tavsiye ederim. Bundan sonra oradan düzenli paylaşımlar da yapacağım. Bunu söylemişken hemen şunu da belirtmek isterim. Mobil İngilizce üzerinden bana sorulan bir soruyu da burada cevaplamakta fayda var. Reader at Work 2 çevirilerine devam edip etmeyeceğim yönünde. Etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Reader at Work 2, More to Read 1, More to Read 2, Reader at Work 1 ve Reader at Work 2 çevirileri kanaldaki onların içerisine geçen yapılar, yani mevcut çevrilmiş olanların içerisine geçen yapılar sizin geri kalan kısmı da takip etmenizi sağlayacak nitelikte. Sonuçta onlar belli kitaplardan yapılmış bir miktar çeviriler. Onların tamamını çevirmek sorun doğuracağı için, telif açısından sorun doğuracağı için onların çevresini belli bir ölçüde, ölçekte eğitim amaçlı olarak çevirip bıraktım. Bundan sonra devam etmeyecek olmamın nedeni sadece ve sadece kitap çevirileri olmaları ve telifle ilgili bir sorun yaşamamak. Dediğim gibi bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ve Mobil İngilizce kanalından da Instagram sayfasından da bundan sonra düzenli paylaşımlarım olacak. Mobil İngilizce sayfasını, ki linki zaten kanalın ana sayfa kapak resminin üzerinde var. Mobil İngilizce Instagram sayfasında takip etmeyi unutmayın diyorum. Şimdi Jesse Benedict kimdir? Jesse Benedict bir tıp doktoru, medical doctor, co-founder, aynı zamanda kurucu ortağıdır Light Right şirketinin. Light Right ne üzerine? Raising Pre-Seed. Pre-Seed, raise yetiştirmek demek, tohum öncesi yetiştirme şirketi. Aynı zamanda e-mobility solutions, yani e-mobilite çözümleri ve sağlık teknolojisiyle ilgili bir şirket. Kendisi şöyle, bu işte uzman, e-mobility solutions ve health tech, yani e-mobilite çözümleri ve sağlık teknolojileri konusunda da uzman. Business developer, iş geliştiricisi, bunlar Jesse Benedict'in sıfatları. Çok hoşuma giden bir makalesi olduğu için çevireceğim. Path of Oncology'de onkoloji üzerinde ihtisasını devam ettiriyor. Aynı zamanda da writer, yazar. Başlıyoruz makaleyi çevirmeye. Elon Musk's father, Elon Musk'ın babası, owned, sahipti. An emerald mine, bir zümrüt madenine sahipti. In apartheid South Africa. Apartheid, ırk ayrımcılığının yapıldığı anlamda kullanılan bir sıfat. Güney Afrika'da zümrüt madeni sahibiydi ve buraya bir tire atlıyor. Peki bu done neye işaret ediyor? Money, yani paraya. Jeff Bezos started Amazon. Jeff Bezos Amazon'u başlattı with $300,000, 300.000 dolarla. Şimdi bununla ilgili bir tanımlama yapıyoruz. Bu 300.000 doları tanımlıyoruz. There he got from his parents, ebeveynlerinden aldığı 300.000 dolarla. And from his rich friends, ve zengin arkadaşlarından aldığı. Peki bu neye işaret ediyor? Tekrar money, yani paraya işaret ediyor. Bill Gates mom, Bill Gates'in annesi, sat on the same board. Board, yönetim kurulu demek. Aynı yönetim kuruluna oturdu. As olarak, ne olarak? The CEO of IBM, IBM'in CEO'su olarak. And convinced him, convince inandırmak, ve onu inandırdı. To take a risk, risk almaya inandırdı. Onun üzerine ne üzerine? Yani onu derken tabii IBM'in CEO'sunu inandırdı. IBM'in CEO'suyla aynı yönetim kuruluna oturdu ve onu risk almaya inandırdı. Ne konuda risk almaya? Her son's new company Connection. Oğlunun yeni şirketi Connection için risk almaya inandırdı. Mark Zuckerberg was attending one of the best universities in the world, Harvard. Mark Zuckerberg one of the best universities, dünyadaki en iyi üniversitelerden bir tanesine devam ediyordu. Neydi o üniversite? Harvard. He dropped out, o okulu bıraktı. Drop out, okulu terk etmek, bırakmak demek. To burada için anlamında. To focus on Facebook. Facebook'a odaklanmak için okulu bıraktı. And he was given the opportunity. Burada pasif bir yapı var. Was'dan sonra fiilin 3. halinin gelişinden bunu anlıyoruz. Ve ona fırsat verildi. Ne fırsatı? To burada onu açıklıyor. To showcase. Sergileme fırsatı verildi. Showcase sergilemek demek. What he had. Sahip olduğu şeyi sergileme şansı verildi. Peki bu neye işaret ediyor? Working system, bir çalışma sistemine. Warren Buffett is the son of a powerful congressman. Warren Buffett güçlü, kudretli bir kongre üyesinin oğluydu. Şimdi ikinci bir tanımlama yapıyoruz. Bu kongre üyesini tanımlıyoruz ki bu kongre üyesi own, sahipti. An investment company, bir yatırım şirketine sahipti. Peki bu bize neyi işaret ediyor? Family background, aile geçmişine, aile temeline işaret ediyor. Yani aileden gelen bir destek var. The fact is, gerçek şu ki, it is harder for a person, bir insan için daha zordur. Hangi insan için? Bunu sıfat cümleciyle tanımlıyoruz. Who has no connection, no money, no family support or a working system. Yani bağlantısı, parası, aile desteği ya da bir çalışma sistemi olmayan kişi için daha zordur. Peki ne zordur? İşte bunu to ile başlayan kısım anlatacak. To make it, yapmak, başarmak. Then, kimden daha zordur? A person who has one or even all of this. Bunlardan biri ya da hepsine birden sahip olan bir insan için olduğundan daha zordur başarmak. To make it o anlamda alacağız. İşte bağlantısı olmayan, parası olmayan, aile desteği ya da çalışma sistemi olmayan bir insan için daha zordur. Even Dengoti isn't from Dengoti. Dengoti bile, even burada bile anlamında, isn't from a poor home. Fakir bir evden değil. His grandfather, onun büyük babası. Tabi Dengoti'nin kim olduğunu merak edenler Google'da bir taratabilirler şöyle. Onun büyük babası Dendada was one of the richest men in Nigeria Foundation. Nijerya Vakfı'ndaki richest men, en zengin adamlardan biriydi. My point exactly is... Şimdi my point demek savunduğum düşünce, söylemeye çalıştığım şey demek. Exactly, tam olarak şu ki, the only thing you have, senin sahip olduğun tek şey is education. Yani yukarıda saydığım şeylerden sende yok diyor. Tabii burada bu makalenin yazılış amacı da çok güzel. Nijeryalı gençlere örnek olmak, yol göstermek için yazılmış bir makale. Kendisi tarafından, yazarımız tarafından. Yani onu da bir nevi bizim toplumumuzun Aziz Sancar'ı gibi, Nijerya'nın içerisinden çıkmış önemli bir şahsiyet gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ne yapıyor? Ardından gelen gençlere ışık tutuyor. Why exactly are you motivating yourself with? Neden sen tam olarak kendini motive ediyorsun şununla? Most of the world's richest men are school dropouts. Most of, çoğu, dünyanın en zengin adamlarının çoğu okulu bırakanlar ifadesiyle neden kendini motive ediyorsun? Exactly de burada neden bununla motive ediyorsun? Anlamıyorum ki anlamında kabul edebilirsiniz exactly'yi burada. Firstly, öncelikle only 0.7% of the world's richest people, dünyanın en zengin insanlarının sadece %0.7'si are dropouts, okulu bırakan insanlar. But have you even considered what the system is like? Even bile demektir ama burada hiç olarak alabilirsiniz. Ama sen hiç ya da siz hiç düşündünüz mü? Consider, düşünmek, tasarlamak. What the system is like, sistemin nasıl olduğunu, and what they şöyle burada bir yazım hatası olmuş. Bunu düzeltelim. Why they drop out for. Yani onların okudukları sistemin nasıl bir sistem olduğunu ve neden okulu bıraktıklarını hiç düşündünüz mü? Mark Zuckerberg dropped out because he had built Facebook. Mark Zuckerberg okulu bıraktı because, evet şöyle LinkedIn'den alıp direkt kopyalayalım. Yazım hataları var içerisinde. Onları biz düzeltelim. Because he had built Facebook. Çünkü o Facebook'u inşa etmişti. He had been given, bakın burada past perfect pasif var. Had ve fiil üçüncü hali. İşte geçmiş zaman. Onu edilgen şekilde kullanıyoruz. Bunu da had'den sonra, been'den sonra fiilin üçüncü halini kullanmış olmasından anlıyoruz. He had been given a platform. Ona bir platform verilmişti. To burada için anlamında. To showcase it. Bunu sergilemesi için. And he needed to concentrate. Ve konsantre olması gerekiyordu. Konsantre olmaya ihtiyacı vardı. He didn't drop out because of carryovers. O taşınmalar nedeniyle carryovers or bad behaviors ya da kötü davranışları yüzünden or no school fees ya da olmayan okul parası yüzünden etc. ya da bunun gibi şeyler yüzünden bırakmadı okulu. They dropped out to focus. Bu insanlar odaklanmak için okulu bıraktılar. They were one of the brightest in their various classes. Çeşitli derslerinde onlar brightest, en parlak öğrencilerdi. You are using basket to pack numerous carryovers. Sen sepet kullanıyorsun diyor Nijeryalı gençlere. To pack numerous carryovers. Şöyle yani çok sayıda taşınmalar için every semester, her semester in uniband'de. Peki uniband nedir? Sepet taşımak Nijeryalı gençlerin yaptığı bir eylem. Uniband Nijerya'da bir üniversite. Sen uniband'de diyor sayısız işte taşınmalar için basket to pack numerous. Pack numerous carryover sayısız taşınmalar demek. Sayısız taşınmalar için sepet taşıyorsun her dönem uniband'de. And you want to motivate yourself with the story of brilliant people. Ve kendini parlak insanların hikayeleriyle motive etmek istiyorsun. Hangi parlak insanların? Who dropped out of Harvard. Harvard'ı bırakmış insanların hikayeleriyle kendini motive etmek istiyorsun. Really? Ciddi misin diyor. Bu makaleyi seçmemin sebebi aynı zamanda bizim gençlerimize eğitim alan insanlara da bir fikir, insanlarına da bir fikir vermek arkadaşlar. Yani bu tarz düşüncelere sahip olan bizim gençlerimizin arasında da çok insanlar var. Bu anlamda çok faydalı bir makale olduğunu düşünüyorum. Söyleşi tarzında yazılmış olduğu için de ayrıca zevkli bir makale olduğunu düşünüyorum. Yani elinde başka sermayesi olmayan insanlar için eğitim asla vazgeçilecek bir şey değildir. See, the only thing you have is education. Gör bunu. Sahip olduğun tek şey eğitim. Why not try as much as you can to make the best of it? Neden çabalamıyorsun? As much as you can. Yapabildiğin kadar çok çabalamıyorsun. To make the best of it. Ondan en iyi şekilde faydalanmak için. Education is very important. Eğitim çok önemli. It is no scam. Eğitim bir dolandırıcılık değil. You don't just get education from schooling. Schooling okula gitme. Okul. Yani okuldan elde ettiğin get sadece eğitim değil. You connect with people. İnsanlarla bağlantı kuruyorsun. Make friends. Arkadaşlıklar yapıyorsun. Arkadaşlar ediniyorsun. Make friends. And you are even more open ve sen hatta daha açıksın orada to opportunities fırsatlara while in school okuldayken. Why are you like this? Neden böylesin çocuğum diyor gençlerine. Why are you like this? Focus my dear. Odaklan canım. You have no connection. Senin bağlantın yok. You have no money. Paran yok. You have no family support. aile desteğin yok, you have no working system ve yani bir çalışma sistemin yok. Bir iş kurmuş değilsin yani. But the only thing you have is education. Ama sahip olduğun tek şey eğitim. And you are taking it for granted. Ve sen bunu hafife mi alıyorsun? Really? Gerçekten mi? Think about it. Bunu bir düşün. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve beni izlemeyi de ihmal etmeyin diyorum. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.